Uluklar'da, Zafertepe'de bildiğimiz gibi Atatürk'ün bizzat yapımını emrettiği, temel atma töreninde bulunduğu Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtı vardır. Bu ant pek çok yerde gözümüze çarpmıştır. Kaskatı alınmış koluyla sancağı, bayrağı hiçbir şeye rağmen bırakmayan, elinden düşürmeyen Şehit Sancaktar'ı anlatır. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir araştırmayla yine bu anıtın 30 Ağustos 1924 günü bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı temel atma törenine ait fotoğraf görüntüleri bulduk. Yabancı arşivler o yıllarda yine yabancı televizyoncular tarafından, yine kameramanlar tarafından tespit edilmiş, görüntülenmiş ve yine onların arşivlerinde muhafaza ediliyor. Bu görüntülerde yine Atatürk'ün Şehit Sancaktar anıtına varıncaya kadar hemen yakındaki Sergi Saray Köyü'nde tren istasyonunda karşılanması, sonrasında tören alanına geçişi ve yine tören alanında yaptığı konuşmalara ait görüntüler, meydanda onu dinleyen vatandaşlar, törene katılanlara ait görüntüler bu kısa filmde mevcut. Bildiğimiz gibi Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtı yine büyük zaferi en iyi anlatan anıtlardan birisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle. Anıtın mimarı yine Arif Hikmet Koyunoğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü mimarlardan. Ankara'da pek çok binayı, yine resim heykel müzesi binası gibi veya daha değişik binalar gibi onların yapımına, mimarisine imza atmış ve yine geride bıraktığı en önemli eserlerden birisi de Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtı. Anıtın hikayesi 31 Ağustos 1922 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanını gezerken düşman topçusunun açtığı ateşte çukura gömülmüş fakat bayrağı, taşıdığı bayrağı, sancağı bırakmamış bir Mehmetçiği görür. Bu olay onu çok duygulandırır ve aradan geçen 2 yıl süre sonunda 31 Ağustos 1924 günü bu olayın ebediyen yaşaması için bu anı anlatan bir anıt yapılmasını ister ve yine 30 Ağustos 1924 günü bu anıtın temel atma törenine katılır. 1927 tarihinde de bu anıt yine açılışı yapılır. O gün bugündür de yine her yıl 30 Ağustos törenlerinin gerçekleştirildiği yer ola gelmiştir.